Türk bilim tarihinin en büyük gururlarından biri olan Oktay Sinanoğlu, 25 Şubat 1935'te İtalya'nın Bari kentinde dünyaya gelmiştir. Bürokrat bir baba ve gazeteci bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sinanoğlu, ailesiyle birlikte İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Türkiye'ye dönmüştür. Genç yaşta yüksek zeka ve kabiliyetleriyle ön plana çıkan genç Oktay, lise eğitimini gördüğü TED Ankara Koleji'nden birincilikle mezun olmuş ve kazandığı bursla Kaliforniya Üniversitesi'ne lisans eğitimi için gitmiştir. 21 yaşında kimya mühendisi olarak mezun olmasının hemen ardından bir yıl içinde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden yüksek mühendis unvanı almış ve çalışmasıyla Sloan ödülü kazanmıştır. 1959 yılında doçentlik tezini tamamlayan Sinanoğlu, 1960 yılında teorik kimya alanında doktorasını almış ve henüz 25 yaşındayken tam profesörlük için çalışmalarına başlamıştır. 1963 yılında 28 yaşındayken öğretim üyesi olarak görev yaptığı Yale Üniversitesi kimya alanında tam profesörlük unvanı almayı başaran Oktay Sinanoğlu, burada tam profesörlük kazanan en genç öğretim üyesi olma başarısını göstermiştir. Akademi tarihinin de en genç profesörlerinden biri olan Sinanoğlu'nun, yapılan araştırma sonucunda kendi yüzyılında yaşayan en genç ikinci profesör olduğu ortaya çıkmıştır. Kimya bilimi ve matematiği bir araya getirdiği çalışmalarıyla dikkat çeken Oktay Sinanoğlu, 1961 yılından emekli olduğu 1997 yılına kadar ortaya attığı teoriler ve bilime yaptığı katkılarla moleküler biyolojinin kurucuları arasında gösterilmektedir. 9 dil konuşan Sinanoğlu, aynı zamanda en çok değeri ana dili olan Türkçe'ye göstermiş ve sunumlarını her zaman kendi dilinde yapmıştır. Türk Einstein olarak anılan ve iki kez Nobel'e aday gösterilen Oktay Sinanoğlu, 37 yıl boyunca emek verdiği akademiden ayrıldıktan sonra devletçilik ve Türkçe dili meselelerine kafa yormuş ve bu alanda da eserler vermiştir. 2015 yılında 80 yaşında hayata gözlerini yuman Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi ve kız kardeşinin yanına defnedilmiştir.